Bu bölümde gazeteci Mia Seyknur bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Mia Seyknur'u bulunca soracağım çok soru var. İmzalatacağım da çok kitabımız var. Zira dayanışma yaşatır diyerek. Daha önce çok imzaladım, bir de burada imzalayayım. Evet. Merdan Yanardağ'ın değerli dostları, meslektaşları buraya geliyor ve canlı yayında o kitapları imzalıyor. Çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Şimdi Mia Seyknur bugün bizlerle birlikte, zira bugün aslında en çok konuşulan yazılardan birisini kaleme aldı Mia Seyknur. Nedir derseniz, bizim de anlatmaya çalıştığımız birkaç gündür dilimiz döndüğünce Bursa'da neler oluyor sorusuna yanıt ararken, aslında geçtiğimiz cuma günü aniden akşamüstüne doğru bir anda patlak veren o düşüş ve sonrasında dün gerçekleşen o güçlü alımlar. Evet. Hal böyle olunca merak ettiğimiz soruya siz bugünkü yazınızda bir anlamda yanıt verdiniz ve sordunuz. Borsada sızıntı vurgunu mu yaşandı? Aynen, bir kapkaç yaşandı diyeyim. Yani vur kaç yöntemiyle bir kapkaç yaşandı. Bu suçtur. Çünkü önceden bilgi alıp malları toplu olarak boşaltıp sonra ucuzdan alma olayı gerçekleşti. Yani yaklaşık bir 15 gündür özellikle yatırımcılar bankalara yönlendiriliyor. Bütün model portföylerde bankalar var. Ha bunlar bildiler de ondan bankalara adres gösterdiler anlamda demiyorum bunu. Bankalar gerçekten çok ucuz kalmış dolar bazında. Yani sanayi şirketleri bir hayli şişmişti çünkü biz 4500 liradan 7800 liraya kadar borsa aralıksız gitti. Yani hiçbir soluksuz, düzeltme yapmadan soluksuz. Halbuki arada bir düzeltmeler olup bir nefeslenip öyle gitmesi gerekirdi. Ama inanılmaz böyle bir yükselişle gitti. Tabii herkes, yatırımcı da ucuz hisse arayışında, ucuzlu iyi hisse arayışında. Evet, bankalar ucuz kalmıştı. Bu anlaşılabilir bir durum. Ama bu bankalar böyle ucuz kaldı, yabancılar gelince kesinlikle bankalara gelecek. Bak, bankaları toplayacak. Doğrudur, yabancılar geldiğinde ilk holdingleri ve bankaları alırlar bizim borsamızda da, başka yerlerde de. Çünkü güçlü bizim bankacılık sistemi gerçekten. Bankalara milleti aldırdılar ya da doğal olması gereken ucuz kaldığı için aldılar. Sonra bu KKM'deki düzenleme yine bankaların sırtına yük bindirdiği için bankaların karları eriyecek. Bu nedenle de o hisseler düşeceği gayet tabii açık. Cuma gününden, sabahtan itibaren seansta bir şeyler olmaya başladı. Ama bu karar gece yarısı açıklandı. Ama haberi önceden alanlar, tabii bu habere bağlı olarak değil, işte Mehmet Şimşek istifa etti. Bazı dedikodular oldu. Evet, Twitter'dan pompalandı. Evet. O Twitter paylaşımlarını, TikTok paylaşımlarını, Instagram paylaşımlarını yapıp bu dedikoduları çıkarıp bankaların hissesini düşürdüler. Aslında gerçek bilgiyi sakladılar. Herkes küçük yatırımcının elinde kaç bir notup şey olacak ki, yani yerli yatırımcı da öyle. Ama BofA, yani Merrill Lynch demek, BofA demek, yani Bank of America ve HSBC, yabancı müşterileri dolan bizdeki yerli aracı kurumlar, onlar da bütün malları, özellikle bankacılık hisselerini, tabii sadece bankacılık değil, yani bir borsada negatif olunca fiyatı şişmiş bazı hisseler de toplu satışa geçiyorlar. Ama özellikle bir banka hissesindeki, bence bankalar içinde en çok hisse senedi rağbet gören Garanti Bankası öyle ki devre kesti. Yani öyle düşüş ve öyle satışa geçirdi ki. %5 civarında, %5'e yakın. Yok, o %10'u geçtiği için devre kesti. Evet. Artık şey, alıcı karşılamıyor çünkü. Bunları sattılar. Karşıdan bir miktar alıcı gelse de bu düşüşe engel olamadı. Yani günlük ortalama 4.68 oldu. Yoksa hani gün içinde eksi %10'ları, ki %10 ve eksi artı %10'u geçemiyor. Avrupa ve Amerikan borsaları gibi değil. Bizim borsada sınır var. Hani bir günde en çok %10 artabilir, en çok %10 düşebilir. Eğer o %10'a rağmen hala satış geliyorsa devre kesilir. İşte bazı banka hisselerinde devre kesici uygulandı. Çünkü alıcı yok karşıda. Yani şimdi
Buradan akşam saatlerinde açıklanacak. Öğleden sonra 3'te başladı. Insider, büyük bir suç öyle. Çok büyük bir suç ve 5 yıldan başlıyor cezası. 2 yılla 5 yıl arası. Herhangi bir soruşturma var mı? Efendim, daha öncekinde hangi soruşturma açıldı ki, şimdikinde hangi soruşturma açılsın? Bakın, KKM yürürlüğe girecekken de önceden haber alındı. Bir sürü insan dolar sattı bankalar üzerinde. Milyonlarca doları boşalttılar. Yatırım aracı olarak dövizde parasını saklayan insanlar perişan oldu. O gece 18 lira 23 kuruştan dolar satıp sabah saatlerinde uyandıktan 11 liradan kim olduğunu hala bilmiyoruz. Evet, o açıklandı mı ki, o da sızdı. Naci Ağbal'ın istifası hakeza. Evet. Naci Ağbal'ın istifasını kim bilebilir önceden? Birileri biliyor. Bunu muhtemelen, bu sızıntıyı tabii bankalar bilgilendirildiği için bankalar üzerinden muhtemelen alındı bu bilgi. Yani bankacılık sisteminden sızdı bu bilgi. Evet. Şey, ama ne oldu? BOFA ve eşisi info yatırım falan malı boşalttı. Onların da yabancı müşterileri var tabii. Sonra aynı kişiler düştükten sonra aynı malları topladılar. Daha düşük seviyelerde. Daha düşük seviyelerde malı topladılar. Malı topladılar ve arada da büyük bir vurgun. Büyük bir vurgun yaşandı. İddiası diyelim artık, bütün sözlerimizi artık seçerek kullanıyoruz. Yani ama yani şeylerden biz görüyoruz, evet. Kim ne sattı, kim ne aldı, onu görüyoruz. Aslında siz de biraz önce bizi yayına girmeden önce konuştuğunuz bu üçüncü kez oldu. Siz anlatırken ben de evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarıları vardı, öyle değil mi? Borsada göz göre göre küçük yatırımcıyı dolandırıyorlar uyarısı yapmıştı sosyal medya üzerinden. Zira bizzat Hazine ve Maliye Bakanı dönemin Nurettin Nebati adres göstermişti borsayı küçük yatırımcıya. Ya para piyasaları kurulu ve SPK bu konuda hep seyirci kalıyor. Hı hı. Yani bir bakıyorsun bir şirket anlamsız bir şekilde yükseliyor. Kapı açıklamalarına bakıyorsun, bir açıklama yok. Ya ne oldu yani, bilançosu da o kadar aman aman iyi değil. Bu şirkete ne oldu da, ya da bu sektöre ne oldu da birdenbire anormal yükselmeye başladı. Hı hı. Sonra kapı açıklaması arkadan geliyor. Oysa borsa yatırımcısı bir şirketle ilgili ya da her şirketle ilgili bilgileri kapı açıklamasından alır. Demek ki birileri kapı açıklamasından önce bu bilgileri ediniyor ya da birilerine sızdırılıyor. Birileri zaten o malı önceden topluyor. Ya da kötü bir, eksi bir açıklamaysa, o senin değerini zedeleyecek bir açıklamaysa yine onu önceden alıp satışa geçiyorlar. Yani anlam veremiyorsun. Yani bu şirket gayet iyi bir şirket. Yani ne oldu, bir bakıyorsun o sektörle ilgili olumsuz bir karar almış ve bu sızmış. Yani tamam... Ama bunların hakkında bir inceleme başlatılmadı bugüne kadar. Hı hı. Bu çok büyük bir suçtur. Insider trading bu, evet. Bir suçtur yani. Insider trading, yani içeriden bilgi alanda yani, ticareti, siz de bugün yazınızda. Haksız kazanç. Haksız kazanç elde etmek. Buyur. Zira trene son vagondan atlaya ve yüksekten mal alan küçük yatırımcı bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Aynen öyle. Büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi... Müsaade ederseniz, şimdi arkadaşlarım beni uyarıyor. Çok kısacık bir ara vereceğim. Zira Çanakkale'den yansıyan görüntüler olduğunu ifade ettiler. Ne yazık ki hemen her gün bir orman yangını haberi geliyor. Bir yenisi daha geldi. Bunlar sıcak görüntüler. Tabii çok yeni görüntüler şu dakikalarda. Çanakkale'de çıktı orman yangını. Merkeze bağlı Kayadere Köyü efendim burası. Köyün tahliye edildiği bilgisi var. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ormanlık alanda çıktı yangın. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye hareket etti ve müdahale başladı, ama yangının hızla yayıldığı ifade ediliyor. Tahliye, özellikle Kayadere Köyü'nde tahliye çalışmalarının yürütüldüğü ifade ediliyor. Bölgede havanın rüzgarlı olduğu ve dolayısıyla orman yangınının da büyüdüğü yine gelen bilgiler arasında, çalışmalar devam ediyor. Diliyoruz ki yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınır, ama bir yandan havada çok sıcak, ne yazık ki böylesi haberleri art arda alıyoruz. Şimdi Sayın Miyase İknur'a ben bir kez daha dönmek istiyorum. Bugünkü bu yazı hakikaten çok önemli. Biz de izleyicilerimizle bunu paylaşmak istedik. Zira birileri çok büyük kazançlar sağlıyor ve olan aslında küçük yatırımcı oluyor. Dişinden tırnağından artırdı. Ya büyük yerli yatırımcı da zarar gördü. Yani burada sadece küçük yatırımcıdan söz etmiyorum. Yerli büyük yatırımcı yani.
Bu bir fon da olabilir. Bu bir büyük sermaye ile borsada yatırım yapan kişiler de olabilir. Onlar da zarar gördü. Kim yarar gördü? Bu sızıntıyı önceden haber alanlar. Satışa baktığımızda yani kimler satışa geçmiş? Ağırlıklı olarak yabancı fonlar. İşte biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi benzer bir tabloyu kur korumalı mevduatın açıklanmasının hemen öncesinde görmüştük. Orada da yine yabancıların hızla borsadan çıkış yaptığını gördük. Sonrasında da bu karar geldi. Hem borsadan çıkış yaptılar hem yüksekten döviz sattılar. Orada yerliler daha çok. Doğru. Pekala, şimdi ben müsaade ederseniz birileri büyük kazanç sağlarken yurttaş da yaşıyor. Onu anlatan bir fotoğraf bugün sosyal medyada gördük. Sinan Dirliğin sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf. Bakın, yönetmenim buraya verdi, sanıyorum ekrana da verecek. Ben bir barbunya fotoğrafı Sayın İknur. 139,99 lira 140 olmasın diye de böyle bir çözüm bulunmuş. Şimdi çok çok acı tabii, değil mi? Yaz mevsiminde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmak. Yani yazın tam ortasında bu fiyat etiketi açıkçası konuşulması gereken bir durumu işaret ediyor. Yani yurttaş aslında bambaşka bir şey yaşıyor. Fakirliğin ve eriyen Türk lirasının alım gücünün yitirmesiyle birlikte işte böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ama biz bambaşka şeyler konuşuyoruz, öyle değil mi? Maalesef. Yani bir küçük çiklet aldım geçen gün. Evet. Aromalı çiklet. Hı hı. 22 lira dedi adam. Çiklet dedim ya. 22 lira. Yani çiklet 22 liraysa yani sebze meyveyi varın hesap edin. Akaryakıta sürekli zam gelirse, gübreye ilaçlara sürekli zam gelirse, ondan sonra sen terörist diye üreticiyi suçlarsan ekmez. Daha da beter olacak. Ve kapımızda bir gıda krizi var. İklim değişikliği nedeniyle gelecek yıllarda biz bu gıdaya da ulaşamayacağız. Hatta suyu bol olan bir ülke olarak suya da ihtiyaç duyacağız. Yani gelecekte biz hiçbir planımızı yapmadığımız gibi günübirlik yaşıyoruz, ona da yaşamak denirse. Evet. Şimdi geride kalan dakikalarda ekranlara getirdik. Pazara giden bir yurttaşımız, hatta yönetmenim belki hazırlarsa onu çok kısacık bir görüntü izletmek de isterim. Meyve almak istiyorum, karpuz almak istiyorum, şeftali almak istiyorum. 7500 lira emekli maaşı alan bir... 60'ların altında meyve yok. Yani nasıl meyve alsın? Canım istiyor ama diyor, ama alamıyor. Taneyle alacağım. Çok acı. Bu çok acı. Aslında Türkiye'nin konuşması gereken asıl bu sorunlar varken ne yazık ki. Yani, bir de önümüze sunulan evet, şeyleri konuşmak durumunda. Yani artık şeyde eskiden Türkiye'de karpuzdan ucuz ne vardı? Şimdi yarım ve dilim karpuz satıldığını gördüm. Dün manava uğradım, bir şeyler aldım. Karpuz iri geldi ya, fazla gelir bu biz. Annem ve ben iki kişiyiz dedi. Yarım karpuzumuz da var dedi. Millet alamıyor diye yarım karpuz satıyoruz dedi insan. Yarım karpuz, dilimle karpuz. Evet. Hepsini göreceğiz. Daha ekonomistler diyor ki bunlar daha iyi günlerimiz. Asıl kesinlikle büyük yangın Eylül ayından sonra başlar. Mart'tan sonra başlar. Eylül de değil. Yani Eylül'den sonra Mart'ta seçim olacağı için kısmen frenden ayağını çekecekler. Asıl yerel seçimi atlattıktan sonra işte kabus o zaman. Ne beklersiniz seçime kadar olan sürede ve sonrasında? Yine bir aynı filmi tekrar mı göreceğiz acaba? Göreceğiz. İlk kez görmüyoruz ki. Yani AKP iktidarında biz bunu hep seyrettik. Seçime yakın birkaç ay kala memura zam, emekliye zam, işte üreticiye bir kısmı şeyler, teşvikler, hı hı, seçim atlatılır. Ondan sonra benzine zam, vergi, dolaylı vergi, dolaysız vergi, ona zam, buna zam, şekere zam, bütün temel ihtiyaçlara zam, sigaraya zam, içkiye zam, çaya zam, işte aklınıza ne gelirse. İğneden ipliğe, yediğimize. Köprü geçiş ücretlerine zam. Ondan sonra seçmen hay Allah elim kırılsaydı der. Fakat biz bu filmi hep seyrediyoruz ama seçmen o son 3 ayda kendisine göreceli bir refah sunan iktidarı seçiyor. Sonra dizini dövüyor. Nasıl bir dahaki seçime çok var. O seçim yaklaştıkça yeniden bir teşviklerle aa bak yine yaptı, yaparsa o yapar moduna giriyor. Sonra bir daha pişmanlık.
geçici bir rahatlama hissi. Ki evet. Benzer bir tabloyu yine yaşayacağımızın işaretlerini dün gördük. Profesör Doktor Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından yazdı. Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyası hazırladığını, özellikle konut başta olmak üzere böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Yani aynı filmi bir daha göreceğiz gibi gözüküyor. Dün hesap yaptık. Seçimin tamamlanmasından bugüne motorinde %95'i aşan bir artış var. Seçimden sonra bir anda ya, bütün tablo değişti. Sadece motorin değil, aklınıza gelen her şeyde zam var. Ya şu şekere son 3 ay içinde kaç kere zam geldi biliyor musun? 11 evet. Civarı bir zam bugün. Yani ayar. Artık şeker bence döviz gibi bir yatırım aracı haline dönüştü. Yani şeker istifleyen kazandı. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Tabii canım, şaka yapıyoruz burada, ironi yapıyoruz yani. Yoksa kim alıp eline evine şeker istifler yani olacak şey değil. Neden olmasın diyen izleyicilerimiz var. Yok canım, daha neler. Ayrıca alamazsınız. Çünkü randevuyla Türk Şeker şeker satıyor. Bırakın bireysel şeyi. Kurumsal olanlar, ihtiyacı olan şey, pastanelerde şekerli ürünler üretenler bile yeterli şeker alamadıkları için feryat ediyor. Efendim randevu sistemi getirdik deniyor. Ben haber yapmak için bir dostumu arattırdım. O randevuya da bir türlü alınamıyor hiç. Bir de öyle bir durum var. Biz tabii gülüyoruz, güleriz ağlanacak halimize. Yani yatıp kalkıp CHP, bu CHP var ya, bu CHP işte ekmeği karneye bağladı, işte şunu tuzu karneye bağladı. Ya üretici şeker alamıyor ya. Şeker alamıyor. Evet. Şimdi dedik ya biraz önce, seçimden sonra her şey bir anda değişti. Ekonomide böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık ama sadece ekonomi mi? Hayır, seçimden sonra değişen başka şeyler de oldu. Örneğin gazeteciler cezaevine konulmaya başlandı. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Verdan Yanardağ burada bu masada yaptığı yayının hemen sonrasında gözaltına alındı. 58 gündür cezaevinde. Barış Pehlivan keza cezaevinde. Pek çok isim olduğu gibi. Bu anlamda ne değişti seçimden sonra? Şimdi bakın, yani halkımızın tercihi normal koşullarda yani istediği partiyi tercih edebilir. O önemli değil. Sadece biz ekonomik olarak değil. Hükümete verilen o her güven oyu aynı zamanda yok ettiği demokrasiyi daha da boğmasına neden oluyor. Yani özgürlükleri daha da çok kısmasına neden oluyor. Nasılsa diyor, onay görüyor diye düşünüyor. O nedenle ya bana ne, beni ilgilendirmiyor diyor ya halkımız. Bakın onlara nasıl yansıyor. Canım benim ne işim var işte, bize dokunmuyor. Dokunuyor, şöyle dokunuyor. Adaletin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmiyor. Kredi gelmiyor. Sen öyle yoksullaşıyorsun, sen de öyle vurgun yiyorsun ama farkında değilsin. Evet, belki senin çocuğun tutuklanmıyor. Belki senin yakın çevreden kimsen tutuklanmıyor. Ama sen de ekonomik olarak tutuklanıyorsun canım kardeşim, biliyor musun bunu? Çünkü adaletin tesis edilmediği bir ülkede kimse o ülkeye ne kredi verir, ne yatırım yapar, ne sıcak parayı getirir. O vurgunun farkında değil seçmen. Bir de böyle bir durum var. Yani aslında bu kocaman bir sarmal, öyle değil mi? Aynen, o sarmaldan çıkmamızın yegane yolu önce bu ülkede hukuku işletmek, demokrasiyi bütün kurum ve şeyleriyle yerine getirmek, ekonominin düzelmesi o zaman çok daha kolay olur. Evet. Şimdi müsaade ederseniz ben bir de imzanızı almak istiyorum yayını tamamlamadan önce. Değerli izleyiciler. Her geldiğimde 5-10 tane imzalıyorum. Bu ekranlarda sürekli olarak paylaşıyoruz. Merdan Yanardağ'ın dostları, gazeteciler burada sağ olsunlar, işte bu kitapları imzalıyorlar ve sizlere ulaştırıyorlar. Ben de canlı yayında sevgili Miyase İknur'dan hemen şöyle bir imza isteyeceğim ve sonrasında evet, izleyicilerimize ileteceğim. Dilerim biz nöbetçi imzacıyız Merdan'ın yerine. Merdan inşallah Ekim ayında en geç aramızda olur ve kitaplarını kendisi imzalar. Çok çok teşekkür ediyoruz hem katıldığınız için hem de dayanışma gösterdiğiniz için. Değerli izleyiciler, gazeteci Miyase İknur bu bölümde bizlerle birlikteydi. Bakın işte şu anda da o kitabı imzalıyor. Biz de sizlere ileteceğiz. İçeride de imzaladınız mı Sayın İknur? Yok, içeride komite toplantımız vardı. Ona katıldım. Bitince. Bitince imzalamamıştım. İlk kez burada imzalıyorum ama daha önceki her gelişimde en az 20 tane falan imzalıyoruz. Salim Bey'le özellikle
arka arkaya 50 tane imzaladığımızı çok hatırlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Salim Şen'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Sağolunuz. Siz de sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şimdi o zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Miyase İknur'la birlikteydik. Biz şimdi devam edelim gün ortasına. Gündemin bir diğer başlığıyla birlikte. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bu son günlerin çok konuşulan Z kuşağı. Z kuşağı arasında bir araştırma yapıldı ve Z kuşağına en çok sevdiği ve takip ettiği siyasetçiler soruldu. Bakın o soruya ne yanıt verdi genç arkadaşlarımız, izleyelim. Onlar Z kuşağı.